Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Sıfırdan Clash Çaylak isimli serimizin yepyeni gıcır gıcır taptaze bir bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz ve bu videoda hoş geldin belediye binası 9 diyoruz efendim. Evet. Yani birazcık erken geçiş yaptık. Hakikaten son 2-3 bölümdür şu Çaylak serisinin videoları çekerken paylaşırken paylaştıktan sonra hakikaten içimde sürekli bir tedirginlik oluyor. Çünkü izleyicilerimizden çok ufak bir kesim hakikaten beni yanlış anlıyor ve çok haksız, adaletsiz, yersiz eleştirilerde bulunuyor. Ne gibi vay arkadaşım sen nasıl örnek oluyorsun? Okçu kulelerini makslamadan laboratuvarda işte ne bileyim bir bakayım şimdi somut bir örnek vereyim. İşte laboratuvarda depremi makslamadan geçilir mi? Daha Valkür'ün duruyor, golemin duruyor falandı filandı. Inter Milan'dı. Ya hakikaten üzülüyorum. Şimdi bu videoda birazcık içimi dökeceğim. Müsaadenizi istiyorum. Arkadaşlar iki sebepten dolayı gerçekten çok üzülüyorum. İlki ve en önemlisi. Velev ki ben çok büyük bir yanılgının içerisindeyim. Velev ki yapılmaması gereken yanlış bir şey yapıyorum. Yahu kardeşim en nihayetinde oyun oynuyoruz ya. Bu ne şiddet bu ne celal. Yani belediye binası 9'a geçtim diye adam beni neredeyse asacak o kıvamda yani. Şimdi kimisi iyi niyetinden yardımcı olmak için doğrusunu bildiğini düşünüp doğrusunu aktarmaya çalıştığı için kimisi de aha fırsat bu fırsat kötü niyetli insanlar var aramızda maalesef. Buradan yürürüm bu adamın canını sıkarım şeklinde düşünüp yorumlar yapıyor. Şimdi zaten kötü niyetleri atın bir kenara hiç muhatabım değiller. İyi niyetli olumsuz eleştiri yapan arkadaşlar için bir takım cevaplarım olacak bu videoda. Şimdi erken geçiş yaptık. Bunun iki tane sebebi var. En önemli sebebi nedir arkadaşım? Belediye binası 8'de yani %99 oranda altınınız ve karı e, iksiriniz ve kara iksiriniz çöp oluyor arkadaşlar. İksirle duvar basamadığınız için Kırıl da maksadıktan sonra laboratuvar aracı kara iksirle bir şey yapamadığınız için elinizde kalıyor, patlıyor, gelişiminizi engelliyor. Bu bir. İkincisi, laboratuvarda tamamıyla bazı şeylerin maks olmasını beklerseniz ben kendi oyun anlayışıma dayanarak söylüyorum, çok vakit kaybettiğimize inanıyorum. Bu yüzden gerekli birimler yükseldikten sonra hele ki bu seviyelerde geçiş yapmanın daha mantıklı olacağına inanıyorum efendim. Bu benim düşüncem. Kimsin sen kardeş? Yaklaşık 2 yıldır 17 tane hesapla cebelleşip video çeken gününün 24 saatinin 40 saatini bu oyuna ayıran sıradan bir vatandaşım oyuncuyum arkadaşım. Katılırsın katılmazsın ona da saygı duyarım ama yorum yaparken de birazcık saygılı olmak lazım. Bir diğer sebebi ise arkadaşlar zaten belediye binası 9 max olduğu anda ki bu muhtemelen kralın 30. seviyesi demek. En sona kral kalacaktır öyle tahmin ediyorum. Kral 30 olduğu anda bu seri de bitecek, çaylak bitecek yani sonsuza kadar devam etmeyecek. Dolayısıyla arkamızdan kovalayan yok. Bir sıkıntımız, stresimiz, derdimiz yok. Her şey elimizin altında. Ne yaptığımızı biliyoruz. Birazdan zaten işlemlere başladığımız zaman bana daha çok hak vereceksiniz. En azından iyi niyetli arkadaşlar fikirleri değişecektir diye düşünüyorum. Evet, girişi bu şekilde yapmak istedim. Umuyorum sizleri sıkmamıştım. Şimdi isterseniz gelin yavaş yavaş hoş geldin belediye binası 9 videosunun işlerine güçlerine başlayalım. Bu arada videoyu da beğenirseniz gerçekten mutlu olurum. İzlemeye yeni başlayanlara da mümkün olduğunca günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Hadi başlayalım. Evet efendim şimdi gelelim belediye binası 9 çalışmalarına. Fark edeceksiniz belediye binası 9'a geçeli bir süre oldu arkadaşlar yeni gelen bazı şeyleri aldım işin sıkıcı kısmını videonun dışında bırakmayı düşündüm ama sıkıcı kısımlardan bir kısmı da maalesef hala da önümüzde bir engel olarak duruyor mesela 3 tane işçimiz boşta dördüncüsü büyük fabrikasında yükseltmeye devam ediyor arkadaşlar. 11 saat 9 dakikalık bir süresi kaldı. Maalesef doğru düzgün saldırı yapamayacağız yani. Bu videoda bir tane inşaatçı hızlandırma iksiri kullanarak şu zımbırtıları hızlı bir şekilde birkaç level vermeye çalışacağım. Bir yandan da sadece ejderlerimizle ganimet kasmaya çalışacağız. Laboratuvarımız boşta. Bir bakalım belediye binası 8'den nasıl bir geçiş yaptık. Şu anda ee, ben isterdim ki hani şifacı ve pekka da max olsun. Yıldırım da max olsun. Onun haricindeki hiçbir asker açıkçası dikkatimi çekmiyor. Çünkü kullandığım ihtiyacım olan askerler değiller. Yani belediye binası 9'a geçişte bize engel olduğunu düşünmüyorum. Ama Pekka ile Şifacı keşke max olsaydı. Olsun sıkıntı yok. Şimdi laboratuvarı henüz yükseltmeye almadım. Laboratuvarla beraber içinde de bir birlik yükseltmesine gitmek istiyorum. Pekka mı Şifacı mı? Şimdi şifacıyı en çok kraliçe için kullanıyoruz. Kraliçeyi daha yeni aldık. O en az 20 olacak da. Oho baya bir zaman geçecek. O yüzden şifacıdan yana değil ben hakkımı Pekka kardeşten yana kullanmak istiyorum. Ve tam tamına 2 milyon 250 bin iksiri yapıştırıyorum. Ve Pekka reisi oyundaki isabet puanı en yüksek olan askerlerden birisi olan e, Pekka'yı çok konuştun kardeş ya. Yükseltmeyi alıyoruz arkadaşlar. Ve hemen sonrasında 1 milyon 200 bin de işçilerimden bir tanesiyle laboratuvar yükseltmesine gidiyorum. Şimdi Beridiye binası 9'a geçmekle beraber e, yeni gelen birimlerden sadece ve sadece duvarları ve x yaylarını almadım arkadaşlar. Şimdi duvarları da alalım istiyorum. Kaç tane duvar geldi? 25 tane olması lazım. Onları da şöyle hızlı hızlı bir dikelim geriye sadece x yayları kalıyor ve x yaylarını şimdi kurmayı düşünmüyorum arkadaşlar şimdi ee, evet <laughs> belediye binası 7 hesabım var abi sen oynamayı bilmiyorsun diyen sevgili kardeşlerime sesleniyorum siz hiç duydunuz mu e, belediye binası 8.5 diye bir kavram eski kurtlar bilirler eski kurtlar iyi bilirler bunu ilgili arkadaşlar özellikle sırf bu belediye binası 8'in bahsetmiş olduğum sıkıntılarından dolayı bir gelenektir. Oyuncuların bir kısmı belediye binası 8'e geçtiği gibi hemen ilk fırsatta 9'a geçer. Yeni gelen hiçbir şeyi kurmaz. Belediye binası 8,5 olarak devam eder. Yani bakın ta yıllar öncesinden adamlar bu sıkıntıyı fark etmişler. Üstüne üstlük taktik geliştirmişler. Üstüne bir de isim koymuşlar. Ya belediye binası 8,5. Şimdi o yüzden X yaylarını almayacağım. Onun yerine ne yapacağız? Gönlümden geçen büyü fabrikasını aradan çıkartıyoruz ufak ufak. Bir de kara büyü fabrikasını aradan çıkartalım. İşçilerden bir tanesiyle bunu basacağım. İksirimiz yetmiyor ama bir saldırıyla beraber. Hatta var ya saldırıya gitmeye bile gerek yok ya. Şöyle şuradan bir 1 milyon iksiri aldık mı bu iş tamamdır değil mi? Aynen. İşçilerden bir tanesiyle kara büyü fabrikasını yükseltmeye alacağım. Diğer işçiyle de ne basabiliriz? Klan kalesini basacağız. Evet şimdi hatırladım. klan kalesini de yükseltmeye alalım ki elektro alacağız değil mi? Artı 5 birim olması lazım. 2,5 milyon altına ihtiyacımız var. Bunun için bir ganimet kasmamız gerekecek. 2 tane ejder saldırısı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi elimizde iki tane işçi boşta. Şöyle bir strateji uygulayacağım arkadaşlar. Şunu yükseltmeye aldım. Şunu da yükseltmeye aldım. Ve hemen bir tane inşaatçı hızlandırma iksiri kullanıyorum. Benim geçiş yaptığımda özellikle bu seviyelerde yapmış olduğum bir stratejidir. Hani hemen çar çöp binalara böyle birden fazla seviye vermenin en kolay yoludur bu yani hem eğlenceli hem de gelişim açısından olumlu olduğunu düşünüyorum ayrıca dikkatinizi çekmiştir kraliçemizi aldık 5. seviyeye yükselttik bile hani bana kızanlar var ya yahu okçu kulelerin duruyor siz okçu kuleleriyle devam edin ben 5 level kraliçemle saldırılar yapmaya başladım hemşerim daha çok ganimet kazanacağım eğer olur da klan savaşına gidersem daha çok avantajlı olacağım hele liglerde çok 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 daha avantajlı olacağım bu ve bunun gibi şeyler işte. Tamam hemen devam ediyorum yükseltmelere. Depolara birer seviye verdik bile. Şimdi bunların 20 dakikası var. Ee, 6'ya bölersen yaklaşık bir 3-3,5 dakika civarında bir bekleme süreleri olacak. Ben bir videoyu keseyim. Şunlar tamamlandığında tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar işçilerimiz boşa düşmek üzere. Bu arada az önce farkında olmadan yanlış bir bilgi verdim. Onu hemen bir düzelteyim. Bir saniye şunları hemen vakit kaybetmeden basalım. 1 saat diyor. Şunu da basalım bir saat. Evet inşaatçı hızlandırma iksiri kullandığınızda 10 kat hızlı çalışıyor işçiler. Dolayısıyla 20 dakikalık bir yükseltme aslında 2 dakikaya düşmüş oluyor. Onu da düzeltelim yani yanlışlık olmasın. Şimdi burada 1 saatlik bir süremiz var. Yani 6 dakikaya tekabül ediyor. O esnada saldırılara gidebiliriz. Saldırı yapmamız lazım çünkü altın 2.5 milyon olması lazım. Klan kalesini yükseltmeye alacağız. Evet yıldız bonusu da gelecek. Bir yıldız aldığımızda oh 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 belediye binası onlar çıkmaya başladı. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle güzel altına olan bir köy çıksın. E, kupa derdimiz de yok. Kralımız kraliçemiz de bizimle beraber. Ganimeti alalım. Mümkünse tek yıldızı alıp çıkalım istiyorum. Şimdi büyüler yok. Büyüler olmadığı için birazcık sıkıntı yaşayacağız. Orası aşikar. Bu köyden altını koparabilir miyiz? Kara iksiri de almamız lazım. Bak kara iksir ihtiyacımız da doğmaya başladı. Şöyle yapacağım. Kralla şu hava savunmasını bir indirelim. Kraliçeyi de hemen ardından bırakacağım. Kralın özelliğini kullandım. Hava savunması indiği anda ejderleri de ufak ufak sahaya sürmeye başlıyorum. Şöyle üst taraftan girelim içeriye. Kara iksir deposuna ulaşalım istiyorum. Artık ne yaparlarsa kardır yani. Evet. Yalnız şu hava savunması bizim ejderleri yiyecek muhtemelen. Yani max bir şekilde bile geçseniz hangi seviyede olduğunuz hiç fark etmiyor. Belediye binası 7 ve üstü diyeyim. Illaki geçiş süresinde birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ne gibi sıkıntı? Laboratuvarın maxlanması, klan kalesinin maxlanması, işte kullandığınız askerlere seviye verilmesi, ordu kampları özellikle yani her seviyede 20 birim asker Ekstra veriyor oyun bize. Hani ordu kampları bence geçiş yaptıktan sonra en önemli şeylerden birisi depolar var. Depolarla beraber kışlalar, kara kışlalar var. Tabi bunlar tamamlanana kadar birazcık sıkıntılı bir süreç olacak. Ama hani maks bir şekilde geçseydik de bu süreç yine aynı şekilde işleyecekti yani erken geçişle hiçbir alakası yok. Bak görüyor musun nasıl bir tedirginlik var? Yani bunu özellikle anlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü gelecek yorumları tahmin edebiliyorum yani artık ezberledim. Gerçekten ezberledim artık gelebilecek yorumları. Önünü keseyim dedim ben de önden. Peki hala. Bu arada krala da iki seviye verdim ha. Sadece kraliçeyi beşinci seviye yükseltmekle kalmadık. İki level de ağır abimize seviye verdik. Daha ne olsun? Ne yani okçu kuleleriyle mi uğraşacağız ya? Hero basmak varken. Değil mi ama? Şimdi kralımız kraliçemiz de yok. Hmm. Burası güzel ama Bölüköy değil altın depolarda hiç boşuna uğraşmayalım Burada ya Burada hiç uğraşmayalım hadi en azından bir 200 bin altın bir de var ya arkadaşım Hakikaten sinirlerim bozuluyor Yani şanssızlık mıdır Yoksa e, çok mu yanlış Kupalarda duruyor şu hesapta ne zaman Ganimet kasmaya çalışsam Çıkmıyor arkadaş güzel köy ya Vatandaş yazıyor yoruma bana da denk geliyordu Diğer hesaplarda 500 bin 600 bin 700 bin altınlar iksirler Çıkmıyor arkadaş ya çaylakta Ben ganimet kasamıyorum Hakikaten dertliyim yani. Kupamız çok mu düşük? Ondan mı oluyor? Yoksa başka bir eksiğimiz mi var? Bilmiyorum ama al işte 45 bin altın. Altına ihtiyacım var. Şimdi buraya saldıralım. Depoları dışarıda gördüm. Burada ne yapacağız? İşlemeye değil de direkt ganimeti koparmaya yönelik hareket edeceğiz. Bir tane şu altın deposuna, direkt depolara ve madenlere. Altın odaklı çalışacağım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Şuraya bir tane. xir de lazım. Artık iksir de lazım. E, hiçbir şey yapamadın. Duvar basarsın yani artık. Evet son ejderlerimi de şöyle bir bakalım nerede kaldı altınlar. Depolarda da var bir miktar. Lan ejder sen ne yapıyorsun orada? Kraliçeye gitmiş. Anladım. Sıkıntı yok. Evet son ejderi de şöyle şuraya bırakalım da %50'yi de aldık mı bizden iyisi yoktur. 2 milyon 700 bin altına ulaşmışız. Klan kalesinde her türlü basabiliyoruz. Bu saatten sonra zorlamaya da gerek yok zaten arkadaşlar. Eğitim iksirini de kullanıp boşu boşuna ziyan etmek istemiyorum. Evet yüzde 46, 47, 50. Tamamdır. Şu altın madeninde de alalım. Direkt çıkacağım savaştan. Vakit kaybetmeyelim çünkü inşaat hızlandırma iksiri aktif. Geçen her saniye 5 saniye kayıptayız demektir. 5 saniye. Öyle mi oluyor? Yok tam olarak öyle olmuyor da neyse anlaşılmıştır işte. Şimdi 10 kat hızlı çalışıyor ya bir saatte bir de kendi bir saati var. Yani toplamda 9 saat sizi kara geçirmiş oluyor. Her neyse ya bu kadar da ince hesap yapmaya gerek yok. Bu savaşımız da böyle olsun. Yeni ordumuzu hemen eğitelim. İşçiler boşa düştü mü? Yaklaşık 1 dakikalık bir süresi var. Onlar boşa düştü an hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, işçilerimiz tekrardan boşa düştü. Ne yapalım? Depolardan devam edelim mi? Ne kadar sürüyor? 2 saat. Bence yapıştır gitsin ya. Hani bunları en az bir 7. 8. seviyeye kadar getirelim. Belediye binası 9'da depolar seviye almıyor. Ta ki 11. belediye binasına kadar. Yani o yüzden kafamız rahat ama yeni gelen iki depo haliyle 11. seviyeye kadar yükselecek. Ve öncelikli binalardan bir tanesi. Ee, depolar bir yandan yükselirken biz de gelin şu inşaat üstüne bakalım ya. Boşta durmayalım. Ne varmış burada altınımız iksirimiz. Oo bir saniye. 334 bin iksir Sonun ordu kampını alabiliyoruz mu? Alamıyoruz 350 bin istiyor Tamam. Bir tane saldırıyı kazanırsak yeterli olur diye düşünüyorum. Elimizi bayağı bir rahatlatacaktır. Yeni ordu kampı. Şimdi efendimin alası. Şöyle şuraya bir baktığımda ne görüyorum? Şu ufaklıklar benim canımı sıkıyorlar. Aa, uzaktalar ya. Binayı alırız her türlü değil mi? Şu üst taraftan girersek. <laughs> ya ben hiç riske atmayacağım. Şuraya 2-3 tane bırakıyorum ya. Şunların icabına baksın da bizim başımıza bela olmasınlar. Şuradan 1, 2, 3 tane test amaçlı bıraktım. Bomba bomba varsa onlara vursun diye. Şuradan birazcık yüzde toplayalım. Geriye kalan balonlarımı da sahaya sürüyorum. Böyle binayı alalım. Yüzde 50, yüzde altmış iki yıldızı alırsak biz deneyisi yoktur. Ama gelmeyecek gibi. ha? Yüzde 41. I. Hemen gidin ezicinin kucağına atlayın. Hemen. Durmanız kabahat yahu. Durmanız kabahat. Yüzde 46. Bak tek tek alacağız çıldıracağım. Şu barbar günü kurtarır mı acaba ya? Şimdi var iki yıldızı almış olsaydık şu anda direkt çıkacağım savaştan ama Okçu Kulesi görme. Vay arkadaş nereden nereye görüyor ya çıldıracağım ya. Cık. Buradan oraya nasıl görüyor? Dur bakayım şöyle bir uzaklaşalım. Hakikaten ucunda kalmış demek ki var ya. Zar zor görüyor şansımıza. Bakalım vatandaş ne? Hadi yorma beni be. %32 barbar okçu saldırısı yapmış. Tamam savaş bizde. imkansız. Yalnız iki bak Benim okçu kulesi görmüyorum. Bu savaşı ben yapıyorsam kesin görüyordu. Ya da şuradaki okçu kendisini görülebilecek bir yere götürürdü. Oradan sıkmaya başlardı. Aha vatandaş hadi çık ya. Lan bir dakika bu bizi geçmesin. Bizim kaç yüzde 47 idi değil mi? Aman diyeyim. <laughs> Aman diyeyim var ya. E, altın deposu yüzde 5 verse Süreden yana ben her türlü kardayım da laboratuvar alamaz zaten ya. Okçu Kulesi her türlü görür onu aynen. %46. Var ya bir an görmüyor sandım. Var ya oturup ağlayacaktım neredeyse. Laboratuvar indirseydi kazanacaktı çünkü. Arkadaş bu seviyelerde de burası hiç çekilmiyor ya. Bak %46 eşit. Ama o yıldız alamadı bir de benim süreden yana avantajım var. Her neyse işte vakit geldi çattı. Sonunda şu yeni ordu kampını alıp dikebileceğiz kardeşim. Geldim koyuyorum 8 saatte bekletiyormuş bizi. Daha inşaatçı binası 4. seviyeler. Hmm. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Şimdi burayla alakalı yapabileceğimiz başka bir şey gözüme çarpmıyor. Şunu bir hızlandıralım. Laboratuvarda hiç sanmıyorum. İksirimiz yetmiyor. Tamam bence burada çok bile durduk. Buradan çıkıyorum ve ana köyümüzdeki işlerimize devam ediyoruz. Şu işçiler bir boşa düşsün hemen geliyor. Evet arkadaşlar işçilerimizin boşa düşmesine yaklaşık 1 dakikalık bir süre kaldı. Finale geçeceğiz. Aslında bakacak olursanız inşaatçı hızlandırma iksirimizin süresi devam ediyor. Yaklaşık 40 dakikalık bir süresi var. Ee, depolardan devam etmek çok mantıklı olacak ama Şimdi videodayız. Sizleri sıkmak istemiyorum. İşçiler boşa düşsün yükselt videoyu kes bir daha aynısı bir daha aynısı sıkıcı olacak. O yüzden depolara ilişmeyeceğim. Klan Kalesi'ni ve Karabüyü Fabrikası'nı yükseltmeye alıp final yapacağım arkadaşlar. Yani dediğim üzere acelemiz yok, kovalayanımız yok. Keyifler gıcır, her şey kontrol altında. Böyle böyle hesabı maxlayacağız, çaylakta devam edeceğiz. Artık şaka maka bir belediye binası 9 hesabımız oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet saniyeler kaldı. Duvarları seviye versek mi? Ne kadar istiyor? Tamamını bassak. birkaç seviye duvarlara verebilirim ya. Aynen. Şöyle yapalım hatta şu sırayı bir seçelim. Şöyle şuraya taşıyalım. Şunu şöyle şuraya koyalım. Ulan yetmiyor mu? Bak ya şunun yaptığına bak. Tamam şöyle yapacağım. Sırayı döndür de şöyle alt tarafa koyalım. Sen de gel. Seni de gözden çıkartmayalım. Şöyle 2,5 milyon altın kalana kadar duvar basabilirim. 25 bin altın. 125 bin altın. Üçüncüyü basamıyoruz. Tamam. Kurutmayalım. Depoda da mayalık ganimetimiz kalsın değil mi? Geldim. Klan Kalesi'nde ganimet 260 bin. Dursun ya. Bu da mayalık dursun. Belki bakarsınız lazım olur. Bir sonraki videoda yükseltme yapmak için. Elimizde aslında rünlerimiz, kitaplarımız da var ama şimdilik kullanmaya değecek bir şey yok arkadaşlar. O yüzden kullanmamayı tercih ediyorum. Son iş olarak geldim. Karabüyü Fabrikası'nda yükseltmeye alıyorum. Ve böylelikle bugünlük çaylak videosunun sonuna gelmiş oluyoruz. Umuyorum keyif almışsınızdır hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.